Sevgili dostlar, fizik çözer Metin Çözer'e son fizik bükücüye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde 2018 MEP kazanım testlerinden 14.sünü dalgalar üçü çözmeye başlıyoruz. F kuvvetiyle gerilmiş R yarıçaplı tele vurularak ses çıkması sağlanıyor. Çıkan sesin daha tiz olmasını sağlamak için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar, sesin daha tiz olması demek frekansın arttırılması demektir. Peki frekansı arttırmak için ne yapacağız arkadaşlar? Ya kuvveti arttıracağız, ya telin boyunu küçülteceğiz veya arkadaşlar telin kalınlığını azaltacağız. Yani yarı çapını küçülteceğiz. Halbuki bu ne diyor arkadaşlar? Yarı çapını arttırmak. Hayır. Demek ki arkadaşlar daha tiz ses çıkması demek, frekansın daha büyük olması demek. Daha büyük frekans için kuvvet arttırılmalı. Yani arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Frekans kök içerisinde F bölü M çarpı L. Görüldüğü gibi arkadaşlar kuvvetin artması gerekiyor. Kütlenin ve boyun kısalması gerekiyor. O halde F kuvvetini arttırmak kesinlikle tele daha sert vurmak. Sevgili arkadaşlar, tele daha sert vurduğumuzda ne olacaktır? Çıkan sesin şiddeti artacaktır. Frekansı değil. Dolayısıyla arkadaşlar sert vurmak ya da yumuşak vurmak şiddeti değiştirir. Fakat frekansı değiştirmez. Cevabımız Balıkesir. Ses dalgası daha yoğun bir ortama geçerken taşıdığı enerjinin bir kısmı ortam tarafından soğurulur. Buna göre havadan suya geçen bir ses dalgası için yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili arkadaşlar, enerji soğurulduğu için genlik azalır. Dolayısıyla mutlaka arkadaşlar bir ortamdan başka bir ortama geçen dalganın bir kısmı iletilecek, bir kısmı yansıyacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, iletilen ve yansıyan dalganın genliği mutlaka gelenden daha küçük olacak. Bu da şiddeti ne yapıyor? Azaltıyor. Zaten arkadaşlar bir dalganın şiddeti genliğinin karesiyle orantılıdır. Genlik şu arkadaşlar, denge noktasından maksimum uzaklık diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bir kesinlikle doğrudur. İçinde bir olmayanları eledim. Dalgaların genliği azaldığı için ses tizleşir. Arkadaşlar sesin tiz veya bas olması frekansla ilgilidir. Frekans değişmeyeceği için sesin arkadaşlar tizliğinde bir değişiklik olmaz. Frekans kaynağa bağlıdır diyoruz. Dalgaların frekansı bakın azaldığı için demiş, yanlış bir ifade. Şiddet azalır. Zaten şiddet de frekansla hiç ilgili değil arkadaşlar. Frekans sesin tiz ya da bas olmasını etkiler. Her açıdan yanlış. Cevabımız Adıyaman. Genel olarak ses oluşturmak için titreşime maruz kalan madde miktarı arttıkça oluşan ses dalgasının frekansı azalır. Yani arkadaşlar şöyle de diyebiliriz. İçerisinde bir miktar su olan şu kaplara baktığımızda arkadaşlar, şunlara vurduğumuzda arkadaşlar, şurada oluşan sesin frekansı burada oluşan sesin frekansından daha fazladır. Boş tenekeden çok ses çıkar prensibini uygulayın sevgili arkadaşlar. Eğer bu boşsa buna vurduğunuzda arkadaşlar bunun frekansı en büyük olacaktır. Bal dolu bir tenekeye vurduğunuzda arkadaşlar çok tok bir ses çıkıyor. Dolayısıyla atalarımız da ne demiş? Boş tenekeden çok ses çıkar. Evet arkadaşlar, şimdi doldukça, kalınlaştıkça, madde miktarı arttıkça frekans azalıyor. Buna göre metal çubuklara vurarak ses oluştururken daha kalın. Kalın sesin arkadaşlar frekansı küçüktür. Demek ki frekansı küçültmemiz gerekiyor. Hangileri yapılmalıdır? Çubuğun kalınlığını arttırdığımızda kütlesi artıyor. Çubuğun boyunu arttırdığımızda artıyor. Kalınlığını azalttığımızda ise tam tersi. İşte arkadaşlar madde miktarını arttırmak için çubuğun kalınlığını veya boyunu arttırabiliriz. Bir ya da iki Diyarbakır. İşleri görünmeyen biri boş diğeri dolu olan şişelerden hangisinin dolu hangisinin boş olduğunu bulabilmek için şişeye vurma ve şişe ağzından üfleme metotları kullanılıyor. Sevgili arkadaşlar, burada biraz önce de söylediğimiz gibi
Eğer vurduğumuzda arkadaşlar içi boş olanın frekansı en büyük olacaktır. Üflediğimizde de tam bunun tersi. Çünkü arkadaşlar havada hız sabittir. Burada arkadaşlar dalga boyu ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Burada ise dalga boyu görüldüğü gibi arkadaşlar daha küçük olacaktır. Burada ise dalga boyu daha da küçük olacaktır. Sesin hızı sabit olduğu için üfleme durumunda arkadaşlar V eşittir lambda çarpı F'i kullanacak olursak sevgili arkadaşlar hız sabit. Dolayısıyla dalga boyu küçük olduğu yerde frekans büyük olur. Yani arkadaşlar vurduğumuzda en büyük frekans içi boş olandan, üflediğimizde ise arkadaşlar en büyük frekans dolu olandan çıkan sesin olacaktır. Şişelere vurulduğunda daha tiz ses çıkaran boş şişedir. Biraz önce de söyledik. Şişelerin ağzından üflendiğinde daha tiz ses çıkaran boş şişedir. Yanlış. Şişelerin ağzından üflendiğinde daha tiz ses çıkaran dolu şişedir. Kesinlikle doğru. Sen arkadaşlar 2 ve 3 birbirinin tersi olduğu için mutlaka ya 2 ya 3 doğru olmalıdır. Sevgili dostlar. 2 ve 3 bir arada olmayacak. İşte bir de doğruysa arkadaşlar ona göre cevap şıkkımız zaten 1 ve 3 Edirne diyoruz. Duvara karşı bağıran Ali kendi sesini tez süre sonra işitmektedir. Ali tez süresini azaltmak için hangilerini tek başına yapmalıdır? Sevgili arkadaşlar buradaki olay yankı olayıdır. Burada Ali bağırıyor arkadaşlar, ses gidiyor ve geri dönüyor. Tabi arkadaşlar bu olayın gerçekleşebilmesi için en az 0,1 saniye geçmesi gerekiyor. Çünkü arkadaşlar insan kulağı yani kulağımız sevgili arkadaşlar sesleri ayırt edebilmesi için bir sesin diğer sesten 0,1 saniye en az aralıkla kulağa gelmesi gerekiyor. O halde X gitti, X geldi. Sesin havadaki hızını arkadaşlar 340 alacak olursak bura en az ne olacaktır arkadaşlar? 17 metre olacaktır. X eşittir 17 metreden daha yakında olursak yankı olayı gerçekleşmez. Sevgili arkadaşlar X eşittir V çarpı T. T'yi küçültebilmemiz için hızı arttırmamız gerek. Bu da ancak ortamla ilgili. Ne dedik? Bir dalganın hızı ortama bağlıdır. Sesin frekansıyla, genliğiyle bir ilgimiz yoktur arkadaşlar. Ortamın sıcaklığını arttırdığımızda sesin hızı artacaktır. Ve daha kısa sürede ses kulağa gelecektir. Cevabımız Adıyaman. Özdeş diyapozlardan çıkan sesler üst üste geldiğinde sesin genliği maksimum olur. Yani aynı frekansta titreşmeleri gerekiyor arkadaşlar. Bu olaya rezonans olayı denir. İşte sevgili arkadaşlar çok tiz bir sesle arkadaşlar bağıran bir bayan. Çünkü bayanların sesi arkadaşlar kadınların sesi çok daha tizdir. Bunun sebebi diyaframın yani kadınların arkadaşlar ses tellerinin kısa olması ve ince olması. Biraz önce de söyledi arkadaşlar. Bir tel ne kadar ince ve kısa olursa çıkan ses o kadar tiz olur. Frekansı büyük olur. Şimdi arkadaşlar bu rezonans olayının meydana gelebilmesi için 250 Hz üreten bir diyapozun titreştiğinde aşağıda verilen şu frekanslı hangi diyapozonla rezonansa girer? Tabii ki yalnız 2. Çünkü arkadaşlar aynı frekansta sesler ürettiğimizde bu bunu ne yapacaktır arkadaşlar? Uyaracaktır bir nevi. Yani oradaki moleküller arkadaşlar titreşmeye başlayacaktır. Ve arkadaşlar bir cam bardağı özellikle şampanya bardağı bağırarak arkadaşlar aynı frekansa ses üretiyor. Ve bardak rezonansa gelip sallanmaya başlıyor. Bir süre sonra kırılıyor. Sevgili arkadaşlar demek ki aynı frekansta ses üretirsek ne yapar? Madde rezonansa girer. Cevabımız Balıkesir. Rezonans olayı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dalgaların üst üste gelip maksimum genliğe sahip olmasıdır. Aynen arkadaşlar. Dalgalar üst üste gelip maksimum genliğe sahip olduğunda işte rezonans olayı meydana gelmiştir.
üste gelip birbirini arkadaşlar sönümlediğinde rezonans olayı meydana gelmez. Yıkıcı etkiye sahip olabilir mi? Evet. Birçok arkadaşlar bugüne kadar köprünün yıkılmasına neden olmuştur diyoruz. Cevabımız sevgili arkadaşlar 1 ve 3 Diyarbakır. Ses hızının 350 metre bölü saniye olduğu bir ortamda yeterince uzun olan duvara karşı bağıran çocuk şekildeki gibidir. Tabi arkadaşlar bunun boyunun da mutlaka buradaki dalga boyu kadar olması gerekiyor geri yansıyabilmesi için. O yüzden yeterince uzun deniyor. Çocuk kendi sesini 7 saniye sonra tekrar işittiğine göre duvarla çocuk arası mesafe kaç metredir? Demek ki arkadaşlar 7 bölü 2 saniyede gidiyor. 7 bölü 2 saniyede de geliyor. X eşittir V çarpı T diyoruz. Hızımız neymiş? 350 çarpı 7 bölü 2 şu 175 çarptığımızda arkadaşlar 7 kere 5 35 bir kere sonu 5 olan sadece Ceyhan çarpma işlemini yaparsanız 1225 olduğunu görüyoruz. Depremle ilgili bilimsel çalışmalar yapan bilim adamına sismoloji denmez sevgili arkadaşlar. Sismoloji bu bilimin adıdır, deprem bilimi. Bu bilimle uğraşana ise sismolog denir sevgili arkadaşlar. Sismograf da oradaki aletin arkadaşlar ismidir. Sismogram herhalde gösterge falan. İşte arkadaşlar sismometre, metrede ölçme. Yani oradaki arkadaşlar depremin şiddetini ölçme birimi olarak da kullanılabilir. Sismoloji arkadaşlar deprem bilimi. Sismolog bu bilimle uğraşan bilim adamına verilen isim. Sismograf da oradaki aletin ismidir. Yani arkadaşlar gelen deprem dalgasını ölçen aletin ismi diyebiliriz. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi deprem dalgası değildir? Zaten arkadaşlar çok açık ve net olarak görülüyor. Mikrodalga elektromanyetik dalgadır. Hepimizin evinde de hemen hemen bir mikrodalga fırın vardır. Sevgili arkadaşlar deprem dalgaları P dalgası, S dalgası arkadaşlar cisim. Rayleigh ve Lowe dalgaları ise nedir arkadaşlar? Yüzey dalgaları olarak bilinmektedir arkadaşlar. P, S cisim dalgaları ve Lowe, Rayleigh yüzey dalgaları en hızlı giderek arkadaşlar ne yapıyor? Hız azalıyor en hızlı ama yıkıcılık artıyor. En yıkıcı yani arkadaşlar tahrip edici dalgalar Lowe ve Rayleigh dalgalarıdır diyebiliriz. P dalgası birincil primer arkadaşlar sekonder ikincil dalga anlamındadır. Bu bir uyarıcıdır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla en hızlı ve etkisi en az olan P dalgası, en yavaş ve en yıkıcı R dalgası, Rayleigh dalgası diyoruz. Deprem ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Sismograf depremin şiddetini ölçen cihazdır. Evet arkadaşlar biraz önce de söyledim. Tsunami merkezi deniz dibinde olan deprem sonrası zemin çökmesi ve taban kayması ile oluşan su dalgalarıdır. Evet arkadaşlar tsunami denizde meydana gelen deprem sonucu oluşan nedir arkadaşlar? Çok büyük devasa dalgalardır. Bu özellikle arkadaşlar okyanusa ne olan arkadaşlar? Yakın olan yerlerde görülmektedir. Richter ölçeği tsunami ile oluşan dalgaların boyunu değil büyüklüğünü yani arkadaşlar depremin büyüklüğünü ölçer. Dalgaların boyuyla ilgili bir durum değil bu sevgili arkadaşlar. Richter ölçeği depremin oluşan depremin büyüklüğünü ölçer. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Bir ortamdaki sesin dışarı çıkmasına ve dışarıdaki sesin ortama geçişini engellemek için yapılan uygulamalara ses yalıtımı denir. Bu açıklamaya göre işlemlerinden hangileri ses yalıtımı için yapılmış olabilir? Pencere camları arasında boşluk bulunması. Evet arkadaşlar kurutulmuş hava oraya bir kimyasal sürülüyor ve iki cam arasındaki hava kurutuluyor. Hava kurutuldukça arkadaşlar sesi ileten moleküller azalıyor ve ses ve de ısı iletimi ne yapıyor arkadaşlar?
sağlanıyor, yalıtımı sağlanıyor, iletimi değil, ses ve ısı yalıtımı sağlanıyor. Duvar işlerinde köpüklü malzemeler kullanması, bu da arkadaşlar ses ve ısı yalıtımı sağlar. Duvar yapımında boşluklu tuğlalar, aynı şekilde arkadaşlar. Çünkü içerisinde hava olsa da hava tuğlaya göre nedir arkadaşlar? Kötü bir yalıtkandır. Betona göre veya tuğlada yapılan maddeye göre daha kötü bir iletkendir sevgili dostlar. Bundan dolayı boşluk olması da yine sesin yalıtımı için yapılmıştır diyoruz. Cevabımız Elazığ. Sevgili arkadaşlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın.